Merhaba sevgili izleyiciler. Bugünkü konumuz aspir bitkisi. Değerli izleyiciler, aspir bitkisi ile ilgili bu videoyu sadece genel bilgiler amacıyla hazırlıyorum sizlere. Bir ön bilgi mahiyetinde bu videoyu kabul edip eğer ilk defa üretim yapacaksanız mutlaka uzmanından bir danışmanlık hizmeti almanız gereklidir. Bu danışman tecrübeli bir yakınız ya da tarım il müdürlükleri de olabilir oldukça eski bir geçmiş olan bir bitki. Hatta Mısır'da milattan 3500 yıl önce ekilip dünyaya yayıldığı düşünülüyor. Neredeyse tarih öncesi zamanlardan beri Çin, Japonya, Hindistan, Mısır ve İran'da tarımının yapıldığı bilinmektedir. Amerika kıtası keşfedildikten sonra İspanyollar tarafından önce Meksika'ya, daha sonraları oradan da Venezuela ve Kolombiya'ya götürülmüştür. Amerika'ya girişi ise 1925 yılında Akdeniz ülkelerinden olmuştur. Bu ülkelerde önceleri tıbbi amaçlarla ve çiçeğindeki boya maddesinin gıda ve kumaş boyacılığında kullanılması amacıyla yetiştirilmiş, daha sonraları ise tohumundaki yağı için yetiştirilmeye başlanmıştır. Türkiye'nin aspir bitkisiyle tanışması ise 1940-45 yıllarına rastlamaktadır. Anadolu'ya gelişi, Orta Asya'dan göç eden Türkler ve Bulgaristan'dan gelen göçmenlerle olduğu düşünülmektedir. Ülkemizde 1929-1930 yıllarında Eskişehir'de başlatılıp sonuç vermeyen Aspir ile ilgili çalışmalarda mevcuttur. Aspir ekimi Ülkemizde en güzel çağını 1972-1977 yılları arasında yaşamıştır. Ekim alanı 1972 yılında 1100 hektardan 1980 hektara yükselmiştir. 1976 yılında ise en yüksek seviyesi 2200 hektara ulaşmıştır. Türkiye'de aspir üretimi 2013 yılında 45 bin tona yükselirken 2019'da 28 bin tona düşmüştür. Aspir bitkisi kuraklığa dayanıklı olup 140 gün ile 160 gün arasında yetişebilen tek yıllık bir bitkidir. 2,5-3 metreye kadar inen kazı kök sistemine sahiptir. Dikenli ve dikensiz formları vardır. Küspesi hayvan yemi olarak kullanılır. Çiçekleri gıda ve kumaş boyası olarak kullanılabilir. Toprak hazırlığı ayçiçeğinkine benzemekte. Gübreleme ve sulama periyodu da çok zor olmamaktadır. Yazlık bir bitki olduğundan ilkbaharda ekilmeli. Kışları çok fazla soğuk olmayan ılman bölgelerde de yetiştirilmesi mümkündür. Hasat zamanı taç yapraklar tamamen kurur, taneler beyazlaşır ve yapraklar da tamamen sarı kahverengi renge dönüşür. Hasat harman biçen döverle yapılır. Gelelim fizibilite yapabilmek için en önemli konuya. Bir dönüm araziden kaç kilogram aspir tohumu elde ederiz? Bir dönümden yaklaşık 100 ila 400 kilogram arasında değişen bir verim olduğu söylenmekte olsa da genel olarak benim kulağıma gelen üretimler bu rakamın 140 ila 190 arasında olduğudur. Bu videoda aspir yağının faydalarına girmek istemiyorum ki aspir yağı çok faydalı bir yağ. Üretmek isteyenlere ya da merak edenlere genel bir bilgi mahiyetinde düzenlenmiş bir videodur. Bu ülkeye faydalı işler yapan ve yapmak isteyen herkese çok teşekkür ediyoruz. İşiniz gücünüz rast gitsin. Allah kolaylıklar versin. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Beğendiyseniz beğen tuşuna tıklamayı, bildirimleri açmayı ve abone olmayı unutmayınız. Sağlıkla kalın. Hayırlı günler diliyorum.